Sen kendiliğinden gelip öyle elime öpsen ne olur sanki? Öyle Fatih'in zoruyla. Kim arıyor? Hı? Arayan kim? Emine. İyi, çok lafa dalma yalnız. Aslen teyzene de yapacağız daha sarma. Tam kapatıyordum ya. Ne haber? Hamdolsun. Sen nasılsın? İyi. Bu akşam beni dinlemeye gelirsen daha iyi olacağım. Dinlemeye mi? Ya anlatmıştım ya sana hani bizim bir grubumuz var diye. Biz şimdi bu akşam Arnavutköy'de sahneye çıkacağız. Yani sizin eve de yakın. Bir yarım saatliğine gelirsin belki. Bilemiyorum Umut. Sema neyi bilemedin ya? Kaçta? Valla 11 gibi çıkarız. 11 mi? De tabii sen programın sonuna kadar kalmak zorunda değilsin. Çok durmazsın yani. Gerçekten bilemiyorum. Hadi ama ya. Ya ben gelip izin alsam sizinkilerden. Sakın öyle bir şey yapma. Yürüyüşe çıkıyorum de. Gece gece. O zaman herkes uyuyunca gel. Ne olacak ki, kötü bir şey yapmıyoruz. Abla, Pembe abla gelsin, işimiz var diyor. Geliyorum. Gerçekten mi? Ya sana demedim Umut, bilemiyorum. Ben sana haber veririm. Tamam. Ama gel yani. Tamam, haber vereceğim, kapatmam lazım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Nur Sema, sallanma. Tamam anne. Ne diyorum? Acaba biraz da işli köfte mi yapsak ya da analı kızlı? Ha? Hani biz bugün mutfaktan hiç çıkmayacak mıyız? Ne var? Başka işin mi var? Benim bu evde yemek yapmaktan başka işim yok mu anne? Nur Sema. Nur Sema, Allah aşkına ne olursun. Vallahi bir de senin alınganlığına uğraşamayacağım ben. Tamam anneciğim. Sen herkesi alttan al. Bana gelince bin tane laf söyle. La havle ve la kuvvet. Beşikteki başını sallıyor. O ne demek? Rahmetli annem öyle derdi. Böyle evde herkes delirince beşikteki de ben de delireceğim diye öyle başını sallarmış. Seninki de o misal. Ha, bu evde herkes delirebilir ama ben deliremem. Ya sabır. Kızım sen bugün solundan mı kalktın anneciğim ha? Yapmayın ne olur. Vallahi bak ben hastayım zaten. Hık der gidiveririm. Öyle arkamdan baka kalırsınız. Üzmeyin beni. Oldu anne, üzmeyiz. Ben bu akşam çay içmeye çıkacağım belki dışarı Emine'yle. Emine çağırdı da. Kızım bu evde çay mı yok? Gelin çayınızı burada için. Ne oluyor öyle gece gece sokaklarda çay içmeler? Ha. Nur Sema bak sakın boş hayallere dalma. Ha evlenirsin. Kocanla istediğin yere gidersin kızım. Şuradan fıstık da ver bak. Annem izin vermedi. Gelemiyorum, kusura bakma. Böyle çocuk gibi de yazılmaz ki.
Ne yapıyorsun? Hiç. İyi hadi gel o zaman da Kısmet ablanın umre karşılaması için de bir şeyler hazırlayalım. O bize yapmıştı, şimdi ayıp olur. Evine yollarız. Ha? Tamam anne. İyi hadi oyalanma. Tamam Nursema. Tamam anneciğim, geliyorum. Bütün ömrüm birilerine yemek yapmakla geçiyor. Bir kere de kendim için bir şey yapacağım. Akşam geleceğim, bana konu atarsın. Gelemiyorum, kusura bakma. Efendim. Ne haber Kaçak? Kusura bakma Umut. Ben denedim. Ama yok, başaramadım yani. Öyle gece evden çıkmak, kaçmak falan. Bende o yürek yok. Sen bana video çekip yollarsın. Ama bende o yürek var. Anlamadım. Bu sizin evin oradaki parka gelebilir misin? Neden? Yani şimdi mi? Aynen şimdi. Hem yakın zaten size, 5 dakika. Tamam, gelebilirim. Bekliyorum. Görüşürüz. Thank you.
Sen gelemezsen biz geliriz. Gerçeklere bu kadar çok takılırsan bu hayatın tadını çıkaramazsın. Ben hayallerimle mutlu mesut yaşarken sen kaybettiklerinden kurtulamazsın. Ya da geri dönme, düşünme, aşkından ölürsem bile bile kandık. Dünyaya bu kadar kötüyken evinin içinde kedinle yapayalnız uyurken bir odada sen ve ben neler neler aşkından ölürsen. Dünyanın en güzel kızı hem kalpsiz hem kalp hırsızı göremezsem o güzel yüzü.